Sevgili seyirciler, durakları ve uyarı levhalarını kendi imal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi yol çizgilerini çeken sistemi de kendi araçlarına göre uyarladı ve büyük bir tasarruf sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler şantiyelerini bir üretim merkezine dönüştürdü. Durakların yapımına başlayan ekipler bunun yanında uyarı levhalarını kendi imkanlarıyla yenileyerek büyük bir tasarruf sağladı. Ulaşım Dairesi ekipleri yol çizgi çalışmalarında kullanılan sistemi de kendi araçlarına göre uyarladı. Özellikle merkez dışındaki güzergahlarda yol güvenliğinin sağlanması için önem arz eden yol çizgileri, Büyükşehir'in düzenli çalışmalarıyla düzenli olarak canlı tutuluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreten bir anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ekipleri teşekkür etti. Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Memiş, yol çizgi çalışması trafikteki en önemli unsurlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Çalışmaları kendi imkanlarıyla gerçekleştirdikleri için büyük bir tasarruf sağlandığını söyledi. Şimdi yol çizgi çalışması aslında trafikteki en önemli unsurlardan birisi. Bizim şu anda kendi imkanlarımızla, kendi makinamızla, kendi ekipmanımızla ve personelimizle yapmış olduğumuz yol çizgi çalışması daha çok köy yollarında hizmet vermekte. Köy yollarında da zaten geceliğin özellikle ışıklandırma olmadığı için çizgi çalışmasıyla bunu da destekleyerek özellikle dalgın sürücülerin ya da karşıdan gelen araçlar olduğu zaman yoldan çıkmalarını engelleyecek şekilde biz bu yolları çizgilerini canlı tutarak vatandaşın hem mal güvenliğini hem can güvenliğini sağlamış oluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yol ağımız yaklaşık 5000 kilometre. Yol çizgi çalışmasında normalde biz hizmet alımıyla eğer biz bu işi yapıyor olsaydık biz yaklaşık 3 kat daha fazla ödeyerek yol çizgi çalışması gerçekleştirecektik. Ancak şu anda yaptığımız kendi makinamızla, kendi personelimizle ve kendi malzememizle tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Zaten sıcak bir memlekette yaşadığımız için zamanla yıpranan levhaları da biz geri dönüşümle tekrardan şantiyemize getirip kendi elemanlarımızla tekrardan kaplamalarını yaparak tekrardan sahada kullanarak aşağı yukarı 5 kat 6 kat civarında da buradan tasarruf sağlıyoruz. Yine toplu ulaşımda kullandığımız duraklarımız var. Bu durakların da imalatını kendimiz yaparak hem malzeme olarak 3 kat tasarruf oradan sağlıyoruz hem de yerine uygulamayı yaparak hem zeminini hazırlayarak hem de durağı kendimiz imalatını yaparak aşağı yukarı 7-8 katta burada tasarruf sağlıyoruz. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bütçesel imkanlarımızı halkın hizmetine daha fazla kullanabilmenin yollarını aramaktayız.